Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko 27 Haziran'da Viktor Yanukovych'in imzalamadığı Avrupa Birliği ile olan ortaklık anlaşmasının ekonomik kısmını imzalayacağını açıkladı. Anlaşmanın siyasi hükümler içeren bölümleri Mart ayında geçici hükümet tarafından imzalanmıştı. Bu Avrupa Birliği anlaşmasını imzalamayı uzun süredir bekliyorduk ki milyonlarca Ukraynalı bunun başarılmasını istiyor ve 6 aydır bunun için savaşıyordu. Şundan da eminim ki haftaya kadar bu iş hallolacak. Ukrayna parlamentosu ise Poroshenko tarafından önerilen Pavlo Anatolievich Klimkin'in yeni dışişleri bakanı olmasına onay verdi. Klimkin Ukrayna'nın eski Almanya büyükelçisiydi. Eski Dışişleri Bakanı Andriy Deşçit ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı küfre varan ifadeler nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi. Diğer yandan Ukrayna ordusu Poroshenko'nun sunduğu barış ve ateşkes planını reddettiğini öne sürdüğü ayrılıkçı silahlı gruplarla ülkenin güneyinde çatışmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'daki gözlemcileri ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı militanlar tarafından infaz ve işkencelerin arttırıldığını açıkladı.